sağlık, eğitim ve enerji başkenti insan. Demek ki, canım insan, güzel insan. Kızlarımız yaptı. Azimleri, gayretleri
ve ciddi çalışmaya sundu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diyelim oldu ki gelecek yıllarda daha da ileri gitsinler. İsmimizi değindiğim gibi ülke olduğumuzu hatırlasınlar ve herkese bunu göstersinler. Ben bizlere bu imkanı sağlayan Konak Belediyesi, bizlere bu imkanı yapmamız sebep olan sizlere şahsım, yönetim kurulundan arkadaşlarım ve de camiamıza da teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki daha nice insanlar yaşarken anılmalı törende buluşalım. Önemli olan yaşarken anılmak, yaşarken hatırlanmaktır. Bunu sizler sayesinde görüyoruz, yaşıyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu arada Sayın Türfat Genel Merkez Başkanımız Yılmaz Tokatlı Bey'i mazeretle buraya gelmeyi arz etmek istiyorum. Kendisinin bizlere bir mesajı vardı. Murat kardeşim kısaca oku. Bir de onunla beraber bize mesaj gönderen kardeşime teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun, hoş geldiniz diyorum. Dileğimiz ve temennimiz tekrar o göreve, o makama gelmesi en büyük arzumuz. Sayın Ulusu herhalde birkaç kelime edersiniz diye düşünüyorum. Mikrofon sizin, buyurun. Hayır, sınırlamıyorum isterseniz. Sayın Başkan Yardımcısı en güzel örneği verdi. Bu alanları derdiği İzmir Şubesi'nin saygıdeğer başkanı. Bu alanları derdiğinin çok değerli başkanı ve yöneticileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında benim hasretle beklediğim, gerçekten bir an önce olsa da dostlarımla, abilerimle, büyüklerimle futbol, sadece futbol değil, spor camiasının ileri gelenleriyle buluşsam dediğim bir etkinlik. Ama biliyorsunuz üzücü bir olay yaşadık. O yüzden ben bir süre kendime gelmeye çalışıyorum. Bugün sizlere en içten sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Yine biliyorum ki o salonda benim çok sevdiğim, yıllarımı paylaştığım, gerçekten Türk sporuna, İzmir sporuna, Ege sporuna çok önemli katkıda bulunan çok değerli büyüklerim, ağabeylerim, dostlarım, arkadaşlarım var. Onlarla bir arada olmak benim için de gerçekten büyük bir mutluluk olacaktı. Ama ben maalesef bugün sadece sevgilerimi, saygılarımı yollamakla yetineceğim. Beni mazur göreceğinizi düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Türk sporunun, İzmir sporunun daha güzel günlere ellerimizde bizlerin katkılarıyla ulaşacağı günleri dileyerek en içten saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bizlere Sayın Başkan'a çok kısa bir süre önce babası vefat etmişti. Tekrar başsağlığı dileyerek programımıza devam ediyoruz. Evet, yine ilkler şehrinden bir il çıktı. Yine futboldan ve bayanlarımız Konak Belediye Bayan Futbol Takımı bizi bu sezon Avrupa'da başımızı dik bir şekilde dolaştırdı ve elde ettikleri başarı nedeniyle bu ödüle layık görüldüler. Ben onları ismen çağıracağım şimdi. Başta Fatma Şahin olmak üzere Didem, Handan, Eylül, Esra, Sibel, Hilal, Didem, Yaşam, Mümran, Cansu, Gamze, Rolika, Osmina, Mina, Gülbin, Yonca, Aslı, Suzan, Naciye, Rahime, Bahar, Hatice, Beste, Candan, Ceren, Sevgi ve Genel Sekreter Çiğdem İnsel. Bununla birlikte antrenör Hüseyin Taybur, Dilek Gülsever yardımcı antrenör Alper Tekten, yine
yardımcı antrenör. Tabii burada faktörler de unutulmadı. Sevgili Figen ve Adnan da buraya alarak daha güçlü bir alkış alıyoruz. Çünkü bu sahnemiz bir çiçek bahçesine döndü. Onların başarılarını alkışlarla kutluyoruz ve devamını diliyoruz. Sertifikaları ve plaketleri vermek üzere Ramazan Altın Taş ve Bülent Öz Çalışkan Yönetim Kurulu üyelerimiz. Aynı anda yine plaketle birlikte ödülleri verecek dostlarımız bir tarih, Şakir Kuruş. Şakir Kuruş'la birlikte Müşfik Talas, Zafer Bilge Tay, Çağatay Şahan, Onur Sorguç'la buraya alacağız. Bunlar da sertifika ve ödülleri takdim etmek üzere ve madalyaları takdim etmek üzere. Yine bir bayanı da buraya almak istiyoruz. Nazife Öztürk, eski rekortmen milli atlet ve aynı zamanda hakem arkadaşımız. Onu da alkışlarımızla buraya alıyoruz. Ve madalyalar, sertifikalar bu isimlerini anons ettiğimiz dostlar tarafından takdim ediliyor. Bir kez daha alkışlarımızda sevgili Şakir Kuruş başta olmak üzere futbolda, hizmet futbolunda bir tarih olarak. Sayın Mehmet Yunan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi aldığım bir bilgiyi aktarıyorum. Bayan futbol takımını kuran başkan yardımcımız, ona da teşekkür ediyoruz. Ve sayın başkan yardımcımızı da buraya alalım. Hiç olmazsa o da aramızda olsun. Bu güzel günde, bu anı fotoğrafında bizlerle birlikte olsun. Sayın Rak, o da teşekkür ediyorlar. Ödül verenlere teşekkür ediyoruz ve programımız devam ediyor. Anladığı yazılara ve konuştuğu konulara ilişkiler arkadaşlar, sevgili Yılmaz Öztürk. Teşekkür ediyorum. Tabii bir parantez daha açmak lazım. Yine İzmir'in bağrından çıkarak rötarlı olarak meclise giren Mustafa Balbay'ı da Sayın Öztürk'ün ödülünü Kınadan Mustafa Köprülü alacak. Ödülü vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sami Akşehir, Bekir Yurttaş Türkbat Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Tutka ve ödülü vermek üzere buraya alıyoruz. Buyurun efendim. Sevgili Mustafa, herhalde bu sevgi sedeni, bu coşkuyu Yılmaz Öztürk'e bir zaten yayını yapar gibi anlatacaktır anlıyorum. Sevgili Mustafa, teşekkür ediyorum. İsterseniz çok kısa bu götüreceğim selamın mesajını da şöyle bir alalım. Ne dersin? Ne diyeceksin Yılmaz? Kendisinin burada aldığı alkışları ben ona ileteceğimi size söz veriyorum. Biz de sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Kamu Spor Yöneticiliği Ödülleri Hüseyin Canbaz, Bekir Gündüz, Mümin Fındık ve Ercan Doğu'yu alkışlarımızla alıyoruz. Ödüllere layık görüyoruz. Sertifikayı takdim etmek üzere.
anmayı, onursal anmayı, insanları onurlandırmayı hayattayken her kurumun yapması çok hoş bir şey. Hele futbol ve sporla ilgili böyle bir anmanın olması çok çok vefa duygularını tekrar insanlara kazandırır. Hakikaten hayatta yaptık olduğunu, unutulmadığını göstermek iyi bir şey. Ben dolayısıyla Sayın Bahri Belaskalar Başkanı yönetimini ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi'ni yürekten kutluyorum. Devamı gelecektir, geleneksel olmuş. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Toplantı için gelmiş olan değerli dinleyicilerin hepsine saygılarımı sunuyorum. Gördüklerinizin hepsi en genci, yaşım 86. İzmir'de olmaktan İzmir'in anlayışını temsil eden şuradaki toplumun çerçevesi içinde kendimi geldiğim yerde çok mutlu bir insan olarak dileğim bu hoşgörünün tüm Türkiye'de gerçek anlamda kabul edilip gürültü patırtı yerine sevgiyle birbirimize yaklaşmasını sağlasın bu anlayışını. Bu geceyi bir şekilde beğenilere içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi yerlere oturmuştur. Sizlerin için yıllar diliyorum. Beni arkamdan mutlaka gelin sakın yerine kalmayın diyorum. Sevgilerimi eserlerim. Sayın Muzaffer abi, bu veciz konuşması için kendisine teşekkür ediyorum. Ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Uzun konuşması çünkü kısa konuşması var. Bir de 86 yaşında en gençlik dedi. Söylemesine gerek yok. Ayrılma ilanı gibi bir şey oldu. Genç olduğunu herkes takdir ediyor herhalde değil mi? En genç. Evet. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, misafirler. Yine zamanı iyi kullanma açısından hemen devam ediyoruz. Teknik direktörlük ödülleri var. Kuşkusuz son dönemlerde futbolu bir kenara bırakalım. Futbolculuğu da İzmir'den başlamış İzmir Spor'dan ama son dönemlerde teknik direktörlükte en başarılı olanlardan biri. Hatta ben onu ilk sıraya yazmak isterim. Çünkü geçtiğimiz sezonu hatırlayın. Düşen bir kulübü ikinci yarıdaki performansı ve bu seneki performansıyla gerçekten ligde tutan orta sıralara kadar yükselen, dün akşam da ben Manisa'da o maçı anlattım. Akhisar Belediyespor, Sivasspor maçını gerçekten hele ikinci yarıda oynanan futbol son dakikada gelen golle en iyi mutlu eden adam Hamza Hamzaoğlu. Ve takipçiler için herhalde bugün hocayı almamız mümkün mü? Hocam Kur'an ve yine Kuşkodan Yüksin Aykın hem anlattı yine başarılı teknik direktörler olarak buraya alıyoruz. Yine sen galiba ödüller için yönetim kurulundan Erin Yükgeç ve Sabahattin Oğuz'u buraya teşvik etmeleri için istirham ediyoruz. Ve Antrenörler Derneği Başkanı sevgili doktorumuz Şaban Acar Bey de buraya sağlık. Teşekkür ederiz ama ben dün akşam
maçtan sonra basın toplantısı için aşağıya indim. Yine Hamza Hamzoğlu mütevazi, sakin ve başarıyı ortak bir çalışma olarak ifade etti. Ama şu anda da minicik de olsa bir sesini duymak isteriz. Hamza Hamzoğlu, buyurun. Bu geceyi düzenleyen, bunu düşünen insanlara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanları gerçekten yaşarken anmak, onlara layık olduğu değeri yaşarken onlara yaşatmak çok anlamlı, çok güzel bir duygu. Bunu düşünenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere, sizlerin içinden yetiştim. Bugün bu başarılarda hepinizin de ufak da olsa bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bizlere çok güzel şeyler aşıladınız. Şu anda Yıldırım Hocam'la da beraberiz zaten. Ben rahmetli anmak istiyorum. Hem Halil Bıçakçı Hocam, hem Doğan Emin Hocam. Gerçekten sadece futbolu öğretmediler bize. Nasıl bir insan olmamız gerektiğini, futbolun nasıl oynanması gerektiğini, rakibimize nasıl davranmamız gerektiğini ve sayamayacağım birçok duyguyu bize aşıladılar. Bize bıraktıkları en büyük miras bu diye düşünüyorum. Biz de onlardan aldığımız mirasları bizden sonraki nesillere aktarma gayreti içindeyiz. İnşallah başarılı oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve ülkelerine teşekkür ediyoruz. Ve tabii bir cümle daha eklemek lazım Hamza Hamzoğlu için. Son dönemlerde Fatih Terim'le birlikte son başarılarda da Hamza'nın da katkısı olduğunu burada vurgulamak lazım. Sevgili dostlar, yavaş yavaş törenimizin sonuna geliyoruz. Kuşkusuz İzmir'de Cihat Genç, Uğur Tekkan, İsmail Sütçü, Akın Uzun, onları buraya alkışlarla davet ediyoruz. Şimdi o gün abi sağ çıktı, topu aldı, gidiyor ve plaketi desenmeyi vermek üzere sevgili yönetim kurulu üyemiz Engin Kurt'la birlikte yine İzmir'in hem futbolculuk hem teknik direktörlük dalında simge isimlerden biri Erkan Velioğlu ve son yıllarda Ege'nin geliştirdiği hakeplerimizden Yunus Yıldırım'ı da ölüm ve plaketi vermek üzere buraya davet ederken burada eski bir Fenerbahçeli kaleci Datku'da aramızda. İsterseniz Datku'yu da sahneye davet edelim. Bakalım Datku çevikliğinden, atletikliğinden bir şey kaybetti mi? O da Altınordu'nun başarısı için gerçekten ter dökmeye başlayan spor adamlarımızdan biri. Yine Konak Belediye Başkan Meclis Üyemiz sevgili Mustafa Dalı da bu sertifika ve ödül vermek üzere sahneye davet ediyor. Buyurun Mustafa. Kemal'cim nasılsın? 17'ye bir kaleci kurtarış yapacağım.
İnsanların hayattayken aldıkları küçücük güdüleri evlatlarına
eşine çocuklarına götürmesi olağanüstü güzellikte olan bir husustur. Ben bu nedenle yıllar önce kurucusu olduğum Sayın Bahri Reskal ve diğer arkadaşlarımla, Allah rahmet eylesin Hanu Yelken Mişel hocamla, Nihat Han'ın kardeşimle, Sabri Sarıyer ağabeyimle ve de burada şu anda ismi aklıma gelmeyenleri büyük bir hürmetle, saygıyla anlıyorum. İlk olayı Türkiye'de ilk kez İzmir'in simge ve sembol ismi, kocaman ismi, Allah rahmet eylesin, Mahsar Zorlu ağabeyimizle başlatmış idik. Lokomotif öyle kalkmıştı trenle yola. Sonra ikincisi İzmir'in duayı iş adamı, kıymetli insan, saygıdeğer insan Selçuk Yaşar Bey. Üçüncüsü İzmir'in futbol tarihi, Karşıyaka'nın canlı tarihi, yıllarca hizmet vermiş insan Tahir Üretke ağabeyimiz. Dördüncüsü de spor tıbbını Türkiye'ye taşıyan benim muhterem hocam Profesör Doktor Necati Akgün Bey yapılmıştı. Bitiriyorum. Sonra format değişerek sağ olsun Sayın Reskala ve ekibi, ekip arkadaşları bu meşaleyi yaktılar. Kibrit çakıldı. Bugün insanlığı yaşarken de anma töreni Türkiye'yi aydınlatıyor. Saygılar sunuyorum. Bunu devamlı candan temenni ediyoruz. Sayın Acar Bey, size teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizi Sayın Reskala'dan istirham ediyoruz. Buyurun. Değerli misafirlerimiz, bir olayın başlaması, yapılması bir kişinin değil, beraberlik yönetim yoludur. Şaban Bey'e teşekkür ediyorum. Kurucu üyelerimizden biridir. Sağ olsun, var olsun, ancak yaşatanlardan büyük. Ama bir şey anlatmadan geçemeyeceğim. Eğer biz burada Türkiye'de patentini aldığımızı insanlar yaşarken anılmamır törenimizin mimarlarını ararsak aramıza Yavuz Tunç ağabeyimi vurgulamak lazım. Öneren odur, başlatan odur, yaşatan odur, sağ olsun diyor. Bitti. İzmir, gizli kahramanlar dolu bir şehrimizdir. Sayın Futbol Federasyonu eski başkanımız Kemal Mustafa Bey söylemediler. Eğer Türk futbolunda ilerleme, dünya üçlüğü ve diğer başarı geldiyse, kendisinin başlattığı 3 puan sistemi sayesinde gelmiştir diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bu arada bu akşam gerçekliği bu güzel olayda bizleri yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Mehmet Unak Bey'e sağ olsun, teşekkür ederim diyorum. Ve de güzel sunumu anlatımıyla Türkiye'de bir numara olduğunu inandığım ve bir daha dünyaya gelirsen Bahri Bey ne olmak istersin? Yelke Spor Müdürü mü? Yoksa Terde Murat Ünlü gibi spiker mi? Evet, Murat Ünlü spiker olmak istiyorum derim. Çünkü Murat bir numaradır. Efendim bu arada bizim kahvemizi bu güzel ortamın sağlanmasına pay olan bizlere güzel bir barbarımızı sunan Tanıl Adalı kardeşime de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize son kez teşekkür ederim bizlere olanlarınız için. Bizlere yalnız bırakmanız için. Ve kokteyle geçmeden evvel Murat Bey'den öğreniyoruz. Resim alalım. Ödül alanlar da verenler lütfen sahneye.